56 saat içindeki 5. ve son çekinim. Pilotlar bile bu kadar kısa sürede bu kadar çok uçmuyorlar. Arkamda gördüğünüz bankolar pasaport kontrol bankoları. Hızlı ve kolay pasaport kontrolünden sonra Hindistan'dan çıkışımı aldım. Yolculuğun son aşamasındayım. Kendi bank havaalanındayım. Şu anda bir yandan da videonun hazırlıklarına başladım. Birinci kameranın görüntülerini aktarmıştım. Şu anda ikinci kameranın görüntülerini aktarıyorum. Kameralarımın tripodları güvenlik kontrollerinde insanların merakını uyandırıyor. Ne var acaba diye soruyorlar. Az önce son güvenlik noktasından geçtim. Çantanda iki heykel görünüyor dedim. Dedim ki heykel değil onlar, tripod. Açtım gösterdim, bak dedim, biri bu, biri de bu. Şimdi burada kendi kendime düşünürken aklıma geldi. Evet, birine Kibele heykeli koyalım. Bir de Bereket Tanrısı heykeli koyalım. Düşünsenize, her aramada çantanda heykel var. Nedir o, göster diyecek. Siz çıkartıyorsunuz. Ah, Bereket Tanrısı. Hepiniz Bereket Tanrısı heykelini biliyorsunuz değil mi? Yani onu bu resmini koymayacağım mı? Editlerken resmini koymayacağım ama yani bu kafa bulmak için yapılıyor bence. Gerçi herifler de takar kardeşim. Ne bileyim ben bunun sahte olduğunu. Gerçek merçekler Bereket Tanrısı için uğraşır dururuz yani. Çantanda ne var? Bereket Tanrısı. Çantanda ne var? Bereket Tanrısı. Tövbeler olsun ya Rabbi. Maşallah, maşallah. Böyle bir akım yapılabilir, trolleme. Havaalanı güvenliği trollemesi. Ama kıymetli eser zannederler, başımız belaya girer. Oh. Gözümden yaş geldi denir ya, yani harbiden gözümden yaş geldi. Ama bunu canlandırmak lazım ya da bunu denemek lazım ama. Ben deneyeceğim, onu söyleyeyim. Çantamdan Bereket Tanrısı çıkarmayacağım. Buradan YouTube'a bunu söylüyorum. Deneyecek olan var mı bilmiyorum ama. Ya, kaçakçılıktan yargılanırsınız. Kaçakçı diye tutuklarlar, uğraşır durursunuz. Yapmayın yani. Ama büyük troll, büyük troll söyleyeyim yani. Bu kadar tripoddan bahsetmişken tripodlarımı da göstereyim. Daha doğrusu şu anda çekim yaptığım Cube Plus'la çekim yapıyorum şu anda. Bunun bağlı olduğu tripodu şu anda gösteremeyeceğim ama cep telefonum için şöyle bir tripod almıştım ben. Havaalanından, Dubai Free Shop'tan almıştım. Manfrotto marka. Çok güzel bir tripod. Beklediğimden çok daha iyi çıktı. Özellikle haznesi, telefonu, ki benim telefonum Note 8. Büyük telefonlardan biri. Bu telefonu bile çok rahatlıkla alabiliyor. Kılıflıyken bile alabiliyor ama çok da zorlamamak için şansımı kılıflı kullanmıyorum. Şu düğme çok işe yarıyor. Açıyı verebilmenizi sağlıyor bu. Bilmiyorum bulabilir misiniz ama cep telefonu için bir tripod düşünüyorsanız Manfrotto markayı bulursanız gördüğünüz yerde alın geçin. Çok çok başarılı yani. Bu hikayelere, yani Bereket Tanrısı hikayesine yol açan heykellerim de bunlar. Havaalanında gördüğüm ilginç bir şey paylaşmak istiyorum. Niye? Yani niye? diyeceğimiz bir durum. Şimdi dönüyoruz. Şimdi buna birazdan yakın çekim yapacağız. Şurada gördüğünüz mikrofonlar, onlara yakın çekim yapacağım. Niye? O mikrofonlar niye orada var? Chandigarh'dan Dubai'ye 4,5 saat sürüyor.
pencere kenarındaki manzaralı koltuklardan birindeyim. Chandigarh şehrinin düzeni ve yerleşimi iniş sırasında dikkatimi çekmişti. Bay Amar akşam yemeğinde Chandigarh'ın İsveç doğumlu Fransız mimar ve şehir planlamacısı Le Corbusier tarafından planlandığını söyledi. Corbusier 1887 yılında doğmuş. Mimar, şehir plancısı, ressam, heykeltıraş ve yazar. Önemli bir sanatçı. ...1950 yılında dönemin başbakanı Indira Gandhi'nin babası Jawaharlal Nehru Chandigarh'ın planlanması ile özel olarak ilgilenmiş. Bu şehrin 1950 yılında çizilen planı. Şehir her biri 1200 metreye 800 metrelik adalara bölünmüş ve her adanın merkezinde yeşil alanlar bırakılmış. Chandigarh 68 yıl önce kağıt üzerinde planlandığı aynı şekliyle aşağıda duruyor. 1200 metreye 800 metrelik adaların merkezinde yeşil alanlar var. Chandigarh paylaşılamayan bir şehir. Pencap ve Haryana eyaletlerinin arasında. İki eyalet başkent olarak Chandigarh'ı seçmiş. Chandigarh hem Pencap'ın hem de Haryana eyaletinin başkenti. Yanımdaki abi ve abla kalkış sırasında el ele olduğunu fark ettim. Başta aklıma biraz romantizm geldi. Dedim işte 30 yıldır hala ilk gibi birbirimizi seviyoruz. Durumu mu söz konusu dedim ama sonradan sanki ablanın korktuğu için elini tuttuğunu fark ettim. Çünkü kalkış biter bitmez abi elini tutmayı bıraktı. Bence abla korkuyor ve inişte de el ele tutuşacaklar. Şimdi inişi bekliyorum. Bazı uçuşlarda şanslı oluyorsunuz ve iyi manzaralar çekebiliyorsunuz. Maldivler ziyaretimde en şanslı olduğum ziyaretlerden biriydim. O gezinin videosunu da ilerleyen zamanda sizinle paylaşacağım. Ama bu uçuşta şimdi göstereceğim dışarıdaki manzara gerek ışık olsun gerek bulutlar olsun güzel değil. Dışarıda şöyle bir manzara var. Çekilecek çok bir şey yok yani sizin için. Manzara dandik konulu bir video çekmiştim. Sanki bana inat biraz aşağısı toparlamaya başladı. Yani gene görünecek bir şey yok ama bulutların konumu en azından şimdi güzel hale geldi. ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ ਪਲਟ ਗਿਆ ਆ ਫੋਟੋ ਆ ਮੇਰਾ ਸਪੈਂਡ ਟ੍ਰੇਨ ਤੋਂ ਚਾਂਟੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਖਿੱਚੀ ਗਈ ਸੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗੇ ਸੀ ਹਸਬੈਂਡ ਮੇਰੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਕਿ ਇੰਨਾ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਸੀ ਮੈਨੂੰ After 7 hours, the train stopped at a station outside Delhi. Suddenly, a mob surrounded them and surged into the carriage. Phallo phallo la 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 karti. Ki kende oh ki kende si? Bhi sikhan ne saadi maa maarti hai khoon da badla khoon. Inna ne pagdi vaddi sige sikh sige. Te seat te bas baithyan de unna ne sariya maare sir ch khoon vagan lag gaya. ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਜਾਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇ ਮਹਿੰਦਰ ਕੋਲ ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਪਰ ਬਚਣਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਵੜ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੇ ਸੀਟਾਂ ਨੇ ਗੱਡੀ ਦੀ ਸੀਟ ਦੇ ਥੱਲੇ ਲੰਮਾ ਪਾਇਆ ਉਹ ਬਾਅਦ 'ਚ ਫਿਰ ਸਮਾਨ ਲੁੱਟਣ ਆਏ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਲੈ ਗਏ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਖੋਹ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਅਸੀਂ ਖੋਹਨੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰੋਂਦੇ ਹਾਂ ਖਪਦੇ ਹਾਂ ਖੋਹਨੇ ਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਦੇਣਾ
ਅਸੀਂ ਉੱਪਰ ਲੰਮੇ ਪੈਂਦੇ ਪਏ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈ ਗਏ ਨੀ ਦੂਰ ਅਸੀਂ ਜਲਦੀ ਵੇਖੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਜਲਦੀ Gezi dizimin 5. bölümünde Blue Star operasyonunu anlatmış ve bu operasyonun birçok kanlı olayı başlattığını söylemiştim. 6. bölümde bu kanlı olayların devamında Indira Gandhi suikastini anlatmıştım. Gandhi'nin öldürülmesiyle birlikte 31 Ekim 1984 günü Sihlere yönelik linç hareketi başlıyor. Pencap dışında en fazla Sihin yaşadığı yer Yeni Delhi'de kitlesel katliamlar yapılıyor. Yeni Delhi'de 3000'den fazla Sih 4 gün içinde öldürülüyor. Yeni Delhi'deki iki büyük Sih mahallesindeki evler ve dükkanlar yakılıp yıkılıyor. Olaylardan sonra birçok Sih Pencap'a taşınıyor. Hindu güruh, Sihlerin üzerine gaz yağı döküp canlı canlı yakıyor. Olaylara uzun süre polis ve asker müdahale etmiyor ve izliyorlar. Olaylar başlamadan önce annesinin öldürülmesi üzerine başbakan seçilen Rajiv Gandhi olaylara müdahale etmemekle suçlanıyor. 1984 yılındaki olaylardan dolayı cezalandırılmış bir kimse yok. Sihler, olaylarda sorumlu olanların cezalandırılması için mücadeleye bugün de devam ediyorlar. Midnight in India gezi dizimde Sihler ile ilgili birçok trajik tarihi olayı anlattım. Terör eylemleri, suikastler 1984'ten sonra da devam ediyor. Ve fakat ben yolculuğumu bitirmek üzereyim. Yaklaşık 64 saat sonra Dubai'ye tekrar geri dönmüş olacağım. Çok fazla malzemeyle ve çok güzel anılarla Dubai'ye dönüyorum. İlk YouTube videosu için keyifli malzemeler topladığımı düşünüyorum. Bakalım bunları montajla nasıl birleştireceğim, nasıl anlatacağım göreceğiz. Dubai'ye inmek üzereyim. Aşağıda gördüğünüz küçük kareler deve çiftlikleri. Yerleşim olan adalar yeşillenmişken hemen yanarsa çöl olarak duruyor. Şehir merkezine yaklaştıkça yeşil alan artıyor. İnişten hemen önce 6'şar şeritli geniş yolların üzerinden geçtim. Yüzlerce kez uçağa binmiş olsam da her inişte heyecanlanıyorum. El eleler mi? Hayır, abi hanımın elini tutmuyor, telefonuyla oynuyor. Demek ki kalkış sırasındaki korku değil, romantizmmiş. Ya tamam, kabul ediyorum. Bilemedim. Nihayet Dubai.
Enjoy. Birinci bölümde Dubai terminalleri arasında taşıma yapan tren görünümlü tekerlekli araçları anlatmıştım. Şimdi yine o araçlar ile pasaport kontrolü yapılan alana gidiyorum. İşte tekerlekler. Bu tekerlekleri göstermek için birinci bölümde YouTube'dan bir görüntü kullanmıştım. Gece başlayan yolculuğumda gündüz görüntüsü kullanmak zorunda kalıp bilinçli bir devam hatası yapmıştım. Halbuki bende görüntü varmış. Neyse. Ben pasaport kontrolüne girmiyorum. Bu smart gate'lerde şimdi Birleşik Arap Emirlikleri kimliğimi okutacağım, işaret parmağımı okutacağım ve buradan geçip gideceğim. Cumartesi günü saat 6. Ben ne zaman çıktım? Perşembe sabah 3'te havaalanındaydım. Perşembe sabah 3, Cuma sabah 3, Cumartesi sabah 3:48. Üstüne 3 daha ilave, 12 daha ilave edelim. Biraz bahçeli gibi oldu ama 63. saat. 63. saatte Dubai'ye geri döndüm. Dubai'de alkol yasak değil ama köşedeki bakkalda da alkol bulmak mümkün değil. Free Shop'tan bira stoğumu yapayım. Perşembe sabah 2'de çıktığım evime 64 saat sonra size bu dizide anlattığım bilgi ve maceralar ile dönüyorum. Amma gezi oldu ama. Bir sonraki gezi dizim Madagaskar yolculuğu. Beklerim.